55 günde AYT Edebiyat kampımızın geldik. Bugün 47. günde arkadaşlar. Zaman su gibi aktı geçti ve bir kitap da böylece bitmeye geldi gördüğünüz üzere. Ne kadar ne kadar dolu dolu bir kamp oldu arkadaşlar. Bu kampın bu videosunda ne yapacağız artık? Hemen böyle yeni döneme geçmiyoruz biliyorsunuz ki son bir dönemimiz kaldı. O da Cumhuriyet romanı zaten. Ama öncesinde ne yapıyoruz? Uygulamalara devam ediyoruz. Bu bizim için çok kıymetli. Çok çok istiyorsunuz. Mini tekrarlarımız geliyor ve bu videomuzda ne yapacağız artık? Bu şiir kime ait olabilir ve bu hangi dönemdir? Yine yazar eser eşleştirmeleri yapacağımız efsane bir ders olacak. O zaman sayfalarımız artık 173'ü gösteriyor. Siz de benimle birlikte uygun boşluklara söylediğim şekilleri yazarak ilerlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet artık artık bu şiir kime ait olabilir? İkinci videosundayız biliyorsunuz ki ÖSYM'nin çok sevdiği soru tipi bu. ÖSYM'e severse biz de severiz. Biz de böyle çatır çatır çözeriz biliyorsunuz ki. Hadi bakalım bir şiiri verip bu şiir kime ait olabilir bir tanımaya çalışalım. İçerikten tanıyacağız, şekilden tanıyacağız. Çok fazla yöntemimiz var da o yöntemleri konuşa konuşa bir ilerleyeceğiz. Bakıyoruz şimdi. Ne demişiz? Bir zamanlar karargahım idi, bedeviler gibi beyabanlar. Buna de intibahım idi, nasıl imrarı vakt eder anlar. Belde halkında görmedim hayfa, gördüğün ünsü ehli vahşette. Bakın şimdi, beyaban dediğimiz zaman aslında çöl değil mi? Yani bir zamanlar bedeviler gibi beyabanlar yani çöller benim karargahım Ben hep çöllerde bulunuyordum demeye çalışmış. Biraz böyle kapalı bir dil çünkü ne var? İmrarı vakt demiş, ehli vahşet demiş tamam. O zaman bu çöl kavramı beni şeye götürür mü? Bir çöl şiirine götürür mü? Bence götürür. Edebiyatımızdaki en önemli çöl şiiri kimindi? Gelsin cevaplar Sahra. Abdülhak Hamit Tarhan'ındı. Konuşmuştuk bunu hatırlıyor musunuz? Demiştim ki Abdülhak Hamit Tarhan şunu söylemişti. Ben ya Sahra çölüne gideceğim. Ya Sahra isimli bir kızım olacak ya da Sahra isimli bir şiir yazacağım. Üçüncüsü gerçekleşmişti arkadaşlar. Sahra isimli şiiri bizim karşımıza gelmişti. Dolayısıyla bu şiir diyoruz diyoruz ki artık Abdülhak Hamit Tarhan'a aittir ve şiirimizin adı nedir diyoruz? Sahra'dır diyoruz. Abdülhak Hamit Tarhan'ın Sahrası önemlidir diyoruz arkadaşlar. Güzel bir şiir bakın verip sorabilir dikkat ediyorsunuz. Peki devam ediyorum. Şöyle gelelim. Mavilikler yolcusu, ruhumuzun kardeşidir. Güneşlerde parlayan bu yeşil su, bayrağımız yeşil sular ateşidir. Biz bayrağın fedaisi sayısız Türk genciyiz. Biz hilale şan arayan korku bilmez gemiciyiz. Aa böyle bir kavram çıktı bakın gemiciler. gemiciler gemi ile alakalı hatta gemiciler şiiri var demiştik, önemli demiştik. Ve burada biraz daha böyle mavilikler falan görüyoruz değil mi? Biraz daha böyle sadelik, halka biraz böyle bir yaklaşmam görüyoruz dolayısıyla sade bir anlatım ve gemiciler şiiri beni kime götürecek beni artık Enis Behiç kor yüreğe götürecek arkadaşlar. Enis Behiç kor yürek diyeceğim. Fehoy diye, değil mi? E, kodluyorduk biz Enis Behiç kor yüreği. Tabii 5 hececilerdendi kendisi ve 5 hececilerden olması sebebiyle bu şiir mesela hangi anlayışla yazılmıştır dersem yine bir milli his ve duyarlılığı görüyorum, değil mi? O zaman diyebilirim ki milli his ve duyarlılığı yansıtır diyebilirim. Milli his ve duyarlılığı yansıtır derim arkadaşlar. Tamam mı? Buna çok çok dikkat ediyoruz. Peki devam edelim. Kiminiz kuştur uçar şairane. Kiminiz balıktır parıl parıl. Kiminiz vapur, kiminiz şamandıra. Kiminiz bulut havalarda. Kiminiz Çanı, ...çantadır kırdığı bir bacayı demiş... ...bir böyle sadelik... ...bir aleladelik değil mi... ...aleladelik görüyorsunuz... E, ...kuş, işte şairanelik, balık, vapur... günlük hayatta çok fazla görebileceğim... ...ifadeler var burada... ...o zaman bu beni birinci yeniye götürür mü... ...elbette götürür... ...artık birinci yeni değil mi... ...peki birinci yeni deyince aklıma kim geliyor... Biraz daha böyle işte balıklar, vapurlar, bulutlar, havalarda falan diyor. Evet, Orhan Veli Kanık. Bir birinci yeniye bir hatırlayalım. mı? ne diyordu birinci yeni? Hatta o garip şiirini bir hatırlayalım. O şiir kitabını açtığınızda ne görüyordunuz? Bu çok çok önemli, değil mi? Ben size demiştim ki bu böyle dönem özellikleri soru getirebilir. Özellikle o kitapta ne yazıyor falan şeklinde. Şöyle yazıyordu kitapta arkadaşlar. Bu kitap sizi alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir. Tamam? Böyle başlıyor garip garip kitabı böyle başlıyor ve bu da bir garip hareketinin yani birinci yeninin öncüsü olmuş oluyor diyoruz arkadaşlar. Önemli, önemli bence yıldızlansın. Hatta bu şiir güzel de bir şiir. Birinci yeniyi bize çok net bir şekilde anlatmış. Hadi bakalım bir diğer sorumuz. Dediler Veda Tepeleri üstünden üzerimize ayın 14'ü doğdu. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bize vacip oldu şükretmek. Şükürler olsun. Bakın, Veda Tepeleri diyor arkadaşlar, değil mi? Veda Tepeleri dediğimiz zaman aklımıza aslında Hazreti Muhammed gelmeli, değil mi? Hazreti Muhammed'in o doğumu. Üzerimize ayın 14'ü doğdu. İşte bir böyle hilal gibi doğdu üzerimize diyor. Şükürler olsun diyor. Bize vacip oldu ona şükretmek diyor. O zaman ben burada şunu görüyor muyum? Mistik bir şiir görüyorum. Çünkü daha böyle dini kavramlar gördüğünüz zaman Ömer Efendimizi gördüğünüz zaman e, aklınıza hemen mistisizm gelmeli tamam mı? Mistik bir şiirdir diyorum arkadaşlar ve bu şiir kime aittir derseniz hemen akıllara Erdem Beyazıt geliyor arkadaşlar. Erdem Beyazıt e, önemliydi zaten anlatırken de değil mi mistik şiirde konuşmuştuk? Önemli. Bu şiir böyle bir bilinsin istiyorum. Peki peki artık son şiirimizdeyiz. Hasta öküzlerin yaşlı gözlerinde dinledik taşlı tarlaların sesini. Gördük ki vermiyor toprak altın başaklı nefesini kara sabanlara. Artık hepimizin kafasına şu dank desin. Köylünün toprağı hasreti var. Toprağın hasreti makinalar. Evet ne görüyorsunuz bakın uzun kısa uzun kısa değil mi kısa kısa. Evet. Bir serbestlik görüyorum. Peki zaten kavramlara gelin anahtar kelime seçeceğiz ya kavramlara bakın makinalar diyorum. E o zaman arkadaşlar makine kavramı beni nereye götürüyor? Beni serbest nazım ve toplumcu şiire götürüyor ve aynı zamanda serbest nazım ve toplumcu şiir demek de beni nereye götürüyor? Siz söyler misiniz lütfen? fütürizme götürüyor çok güzel. fütür fütürtrak hatırlıyor muyuz kodlamamız çok çok iyiydi. Ve tabii ki bu şiirde Tırezim deyince de ne diyeceğiz? Nazım Hikmet Ran diyeceğiz arkadaşlar, değil mi? Nazım Hikmet en önemli temsilcisiydi zaten fütürizmin diyoruz. Evet, bu şiir kime ait olabilir? Güzel geçti. Şiirler kıymetli. Bakın Böyle gelebiletesi olan ve e, sevilen şiirler o yüzden e, notlar alına alına ben nasıl bakıyorum, nasıl anahtar kelimeleri yakalıyorum, karar veriyorum bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. çevresini sayfalarımız artık yazar, eser, kahramandayız. Peki şöyle bir eşleştirmelerimizi yapalım mı? Hadi yapalım bakalım. Peyami dediğimiz zaman sizi nereye götürür peyami? Ateşten gömleğe götürür. Peyami ile Ay Ayşe aşkı değil mi? Tabii ki ateşten gömlekte ciddi bir kurtuluş savaşı var ama bir aşk da anlatıyor Nihal e, dedifadı var. Dolayısıyla Peyami ile Ayşe aşkı diyoruz arkadaşlar. Peki Ali Bey beni kime götürür? İntibaha götürür. Ali Bey ve Mahpeker var değil mi burada? Hatta intibah, intibah yahut Ali Bey'in sergüzeşti diye de geçer eser. Çünkü Ali Bey'in başından geçenler anlatılır. Bu sebeple bu isim de verilmiştir diyoruz. Naim Efendi dediğimiz zaman size artık ben kiralık konağa götüreceğim değil mi? O üç kuşak arası çatışmaya götüreceğim. Ve Ahmet Celal dediğim zaman nereye götüreceğim arkadaşlar? Aa, Ahmet Cemil'i anlat, atlamışım. Ahmet Cemil deyince mavi ve siyaha götüreceğim sizi. Ahmet Cemil'in mavi ve mavi bir gecede kurduğu hayaller siyah bir gece gecede son bulacak biliyorsunuz ki. Ahmet Cema, Celal dediğim zaman da artık beni yabana götürecek. Ahmet Celal'i hatırlayın Yakup Kadri'm. Anadolu'ya gönderiyordu. Anadolu'daki insanları aydınlatmak için bunu yapıyordu. Ve orada Anadolu insanını biraz daha böyle yalnız olmadığını hissettirmeye çalışıyordu. Ama Ahmet Celil'i çok böyle normal karşılamıyorlardı. Ahmet Celil'in dişlerini fırçalaması, gazete okuması onlara biraz tuhaf geliyordu. hatırlarsanız Peki, peki, peki. Bunlar bittikten sonra. Şimdi bir sonraki eşleştirmemizi de yapalım. Ondan sonra boşlukları dolduracağız. İşte hangi eser kime aittir şeklinde bir geç, geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet, yıllar böyle geçti geçti kimindir Vedat Nedim Sörün'dür. Arkadaşlar Vedat Nedim Sörü müstakil olarak anlatmadım. Ancak sadece bu eserini bilmeniz yeterli. Bir eserini vermek istedim tamam mı? Sadece bir eser olarak bilmeniz bizim için yeterli. Yıllar böyle geçti Vedat Nedim Tör diyoruz. Zoraki diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu önemliydi. Politikada 45 yıl isimli eseri önemli önemliydi. Çünkü 45 yıl milletvekilliği yapmıştı değil mi? Bu sebeple önemliydi. Zoraki diplomat Yakup Kadri. Saray ve ötesi 40 yıl saray ve ötesi demiştik. Halit Ziya Uşaklıgil demiştik değil mi? Peki defteri amal çocukluk anılarından bahsediyordu artık Ziya Paşa'm ve edebi hatıralarda kimin, kime kaldı? Hüseyin Cahit Yalçın'a kalmış oldu arkadaşlar. Hadi bakalım bu esere de bir bakacağız bakalım arkadaşlar. Yazalım artık bu eserler kime aittir? Böyle bir hatırlayalım. Bir muhtıranın son yaprak Yaprakları dediğim zaman artık aklınıza Halit Ziya uşaklı gelsin. Bu arada buradaki yaptığımız çalışmalar şu. Evet bir kısmı tekrar ama bir kısmı da yeni şeyler de öğrendiniz tamam mı? Her bir videoda her bir sayfada yeni şeyler öğrenmenizi istiyorum çünkü arkadaşlar. Ee, yani şöyle demeyin. Aa, bir muhtaranın son yapraklarını Halit Ziya'da işlemiş miydik? falan diye gitmeyin. Her bir bizim her bir videomuzun esas amacı bu zaten. Mesela soru bankasına geldiğinizde de bunu göreceksiniz. Çünkü bir şeyleri direkt o anda böyle hepsi aklımızda kalmıyor verdiğimiz zaman ama böyle ara ara farklı noktaları verdiğimizde beyin daha kolay alıyor. Dolayısıyla bu bir teknik gibi düşünebilirsiniz. Küçük şeyler dediğim zaman kendi küçük ya da ismi küçük kendi büyük şeyler diyebilirsiniz. Sami Paşazade Zade Sezai'ye aittir arkadaşlar. Küçük şeyler değil mi? Sami Paşazade Zade Sezai. Çağlayanlar dediğimde çağlayanlar. Evet. Kimindi çağlayanlar? Ahmet Hikmet Müftüoğlu'nun arkadaşlar. Yazın bakalım Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Müsameretname kimindi? Emin Nihat Bey'in müsameretnamesi oldukça popülerdi biliyorsunuz ki. Letaifi rivayat kimindi?

diyoruz önemli. Alemdağda var bir yılan demişiz. Alemdağda var bir yılan kimin de arkadaşlar? Alemdağda var bir yılan. Alemdağda var bir yılan diyoruz ve Sayit Faik abası yanık diyoruz arkadaşlar. Merhaba Akdeniz dediğimde Cevat Şakir kaba diyoruz o meşhur bir e, Halikarnas balıkçısı. İleride göreceğiz ama burada bir önden vermiş olalım. Mendil altında otlakçı mendil al mendil altında kimindi? Memduh Şevket Memduh Şevket Esen dalında arkadaşlar. Memduh Şevket Esen dal diyorum. Ve Me Meşhedi Aslan peşinde kimindi? Ercüment Ekrem Talu'nundu. Yine Ercüment Ekrem Talu da benim müstakil olarak anlatmadım. ancak sadece bu eserini bilmenizin yeterli olduğu bir sanatçıdır. Tamam mı? Ercüment Ekrem Talu, Meşhedi Aslan Peşindeyi bilmeniz bizim için yeterlidir arkadaşlar. Evet yazar eser kahraman da nihayete erdiyse bu eser özetlerini bir en sona bırakmak istiyorum. Çünkü biraz daha böyle akılda kalsın olur mu? Siz ama önden biliyorsanız bu ödevi yapabilirsiniz. Bu e, 175 ve 176'ya en son bir tekrar döneceğiz tamam mı? Peki bir beyit soruları nasıl çözülür tekrarımızı yapalım. Fuzuli'den bir beyitimiz geliyor arkadaşlar. Ne diyor Fuzuli? Mende Mecnun'dan Füzun aşıklık istidadı var. Aşıkı Sadık Menem Mecnun'un ancak adı var. Aslında kendisine Mecnun gibi nitelendirilmiş. Demiş ki bende Mecnun'dan kalan bir aşıklık yeteneği var. Ancak gerçek aşık benim. Benim aşkımın yanında Mecnun'un aşkının ancak adı olabilir. Ben o kadar seviyorum ki benim aşkım böyle Ferhat gibi dağları delmekte, Mecnun gibi çöllerde yanmakta devam ediyor. Hatta onlara da bir nebze geçiyor demiş arkadaşlar. İstidat dediğimizde yetenek füzun fazla ve sadık vefalı demek. Aslında burada Fuzuli diyor ki aşk bir yetenek işidir aynı zamanda. Ve herkes aşık olamaz. Aşk insana... Allah'ın verdiği de bir yetenektir gibi düşünebilirsiniz. Şairhanelik gibi. Ben nasıl ki iyi bir şairsem aynı zamanda iyi bir aşığım demiş arkadaşlar. Ve sadık kelimesini burada Tevriyeli kullanmış bakın tevriyeye dikkat edin. Çünkü aşıkı sadık benim derken Mecnun'u hem vefasızlıkla hem de yalandan aşık olmakla da suçluyor. Yani diyor ki sen yalandan aşıksın aslında benim aşkımın yanında senin aşkın çok da yükseklerde değil gibi bir anlam bir tevriye sanatı yani çok anlamlı yer vermiş. Peki bir tane daha var bunu da yapalım hemen. Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradım şemi yanmaz mı şem mum demek. bu önemli bir beyit böyle karşınıza gelebilecek bir beyit. Şunu söylemeye çalışıyor. Sevgilim beni canımda usandırdı. Artık bana cefa çektirmekten usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan muradımın mumu yanmaz mı? Yani muradımın şem mum demek ya muradımın mumu yanmıyor. Felekler gökyüzü bile yandı. Öyle bir ah çektim ki e, mübalağa da var gökyüzü bile yandı ama hala Murat'ın mumu yanmıyor yani sevgili bana karşılık vermiyor diyor arkadaşlar ve e, istiham sanatı var tabii ki yanmaz mı usanmaz mı derken burada bir soru sorma durumu var e, Musammat bir gazel iç kafiyeleri söz konusu değil mi ortalarda da kafiye var e, bu da önemli ve Aşıkların gönüllerinden aslında çıkan ahlar e, o kadar büyük ki gökyüzünü bile yakabiliyor diyor. Dolayısıyla burada mükemmel bir mübalağa sanatında yapmış oluyor. Gökyüzüm mazmununu da e, vermiş oluyor burada ve aslında bir mum gibi kendisini düşünüyor ve e, mum nasıl yanar ve etrafını aydınlatmaya çalışır kendi yanarken işte ben de e, böyle bir aşığım demeye çalışmış burada Fuzuli. Evet, bu hangi dönem? Önemli, önemli. Yine arkadaşlar çünkü bize böyle özellikle Cumhuriyet dönemi şiirinin e, ya da genel şiirin dönem özelliklerini verip bu hangi dönemdir? soruları gelebiliyor. Bir bunlarda anahtar kelimeleri bularak bir çözmeye çalışalım olur mu? Hadi bir birlikte yapalım. Ne demiş? Bu harekete bağlı sanatçılar müzik ve resme ait unsurların şiirde kullanılmasına karşı çıkmışlardır. Bakın anahtar kelime. Müzik ve resme ait unsurlar şiirde kullanılmayacak. Tamam mı? Sözün doğallığını bozması sebebiyle edebi sanatları benimsemeyecekler. Edebi sanatlar yok. Şiirde ölçü kafiye verildi reddedecekler. edecekler. Seçtikleri konular sıradan olacak. Bu hangi dönem? Birinci yeni. Harikasınız. Birinci yeni, değil mi arkadaşlar? Birinci yeni de aleladelik var. Ve artık edebi sanatları benimsemiyorlar. Ve ne yapıyorlar? Müzik ve resme ait unsurların şiirde kullanılmasına karşı çıkıyorlar. Sözün doğallığını e, kesinlikle bozmak istemiyorlar. Ölçü kafiye reddediliyor. Tamam. Bu önemli. Peki devam edelim. Anlam yoğunluğunu benimseyen şairler Ankara'da yayımlanan bir dergi etrafında bir araya gelirler. İfadede sıralanlığı eleştirmişlerdir. Toplumcu gerçekçi çizgide kalmışlardır. Bakın toplumcu gerçekçi çizgide kalıyorlar. Birinci yeni hareketine karşılar. Ankara'yı belki çok çok bilemezsiniz ama anlam yoğunluğunu da benimsiyorlar. Kim bunlar? Aslında birinci yeniye çok net bir şekilde karşı çıkan kimdir arkadaşlar? Mavicilerdir değil mi? Maviciler zaten birinci yeniyi direkt reddediyorlardı. Peki bu dönemdeki sanatçılar Rusya'dan etkilenir. Yüzlerini batıya çeviren sanatçılar dili sadeleştirme yoluna sokmuşlardır. Bakın yüzümü batıya çevirdim. Dili sadeleştirdim. Jean-Jacques Rousseau'dan etkilendim şiirde bizi kaldırıp beni kullanarak bireyin önem kazanmasını bakın. Bizi kaldırıp beni kullanarak birey önem kazanacak. Artık tanzimat dönemi diyorsunuz bu döneme. Çünkü Jean-Jacques Rousseau zaten oldukça önemli. Biz kalkıp biraz daha ben eksenli ilerlemiş oluyorlar. Peki son artık sorumuz. Bu harekete bağlı sanatçılar toplum, ahlak, halk gibi konuların şiirin dışında tutulması gerekliliğini savunmuşlardır. Şiirlerinde duyguya ve çağrışıma yer vermiş. Bakın duygu, çağrışım var. Şiirin içsel zenginliğini daima yeni yorumlara açıkla açık bırakmışlardır. İçsel zenginlik, yeni yorumlar olacak ve şiiri aklın alışılmış sınırlayıcı unsurunun dışına çıkaracaklar. Aklında bir dışına çıkma söz konusudur diyecek. Evet artık ne göreceğim burada? İkinci yeni göreceğim. Çünkü Artık duygu ve çağrışım değil mi? E, aklın alışılmış sınırlarının dışına çıkmak beni ikinci yeniye götürmüş olacak diyorum. Evet, evet, evet ve böylelikle böylelikle şiir kısmında nihayet erdiriyoruz. Bir sonraki dersimizde iki ayda anlatım tekniklerine geçip ardından romana geçeceğiz. O halde günün sorusu gelsin ve ders öyle nihayete ersin diyorum. Ve size şunu sormak istiyorum. Yine biraz daha böyle bir şiire, e, şiire mi gitsek? Biraz servet gidebiliriz arkadaşlar. Servet-i şunu soracağım. Haristan ve Gülistan kimin eseridir diyeceğim. Haristan ve Gülistan. Gelsin cevaplar bir görelim bakalım. Evet bir sonraki dersimizde yine bomba bir şekilde ilerleyeceğiz. Çok az kaldı artık zaten arkadaşlar. Edebiyat 55 günde nihayete eriyor. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Dersi beğendiyseniz beğene tıklamayı ve yeni gelen videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç zaten biz.